Selam. Hoş geldin Fatoş. Ay hoş buldum. Esneme sesin bir metre öteden geliyor. İyi misin sen? Ay Nazlıcığım yemin ediyorum bütün gece taş taşısaydım daha az yorulurdum biliyor musun? Çizim yapmak mı yordu, beynimi çalıştırmaya çalışmak mı yordu, yoksa uyanık kalmaya çalışmak mı yordu, hiçbir fikrim yok. İyi tarafından bak Fatoşcuğum. Demek ki Tarık'la Manav'ın gelmesi işe yaramış. Ya ne işe yaradı biliyor musun? Biri bir köşede, biri bir köşede fısır fısır uyudular. Artık sabah Tarık'a dedim ki al Manav'ı evine bırak, sen de oradan evine git dedim, gönderdim ikisini de. İyi yapmışsın. Sen de görüşmeden sonra gider eve dinlenirsin. Ay inşallah. Yine gömülmüşsün hesap kitaba. Sen ne yaptın? Dinlenebildin mi biraz? Dinlendim ben. Hem kafamı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Bütün gün çok yoruldun tabii. İyi olmuş. Bir şey diyeceğim. Ne yaptın? Öğrenebildin mi o kadın kimmiş? Kim kimmiş? Ya vardı ya bir tane havalı bir şey. Pelin miydi neydi adı? Niye gelmiş o? Fatoş'cum yuh biz çağırdık ya Pelin'i partiye. Ya tamam Nazlıcığım biz çağırdık da neyin peşindeymiş o kız yani? Köşelerde öyle fısır fısır niye Ferit'le konuşuyormuş, ne ayakmış yani? Anlatsana kız. Bak illa bozduracaksın benim elitliğimi, eleganlığımı şu anda Nazlı. Ya Fatoş biz sorayım dedim Ferit'e. Arkadaşım dedi. Sonra tekrar ağzını yoklayayım dedim. O grupta en az görüştüğü kişiymiş. Yani mühim biri değilmiş. Ben de durmadım üstünde. Allah Allah. Ne Allah Allah? Ya adam bir şey yok diyorsa yoktur. Vay. Çok rahat gördüm sizi Nazlı Hanım. Böyle üçüncü şahıslara karşı umursamaz. Relax. Kız yoksa siz dün gece aranızda bir şey mi? Hayır Fatoş'cum hayır. Sen tuhaf hayallere kapılmadan ben seni durdurayım. Hiçbir şey yaşanmadı. Olmuş ama bir şeyler. Yani böyle minik bir şeyler. Ben dün gece müzik dinlerken Ferit'in omuzunda uyuyakalmış. Hani bazı anlar vardır ya. Zaman dursa, başka hiçbir şey düşünmesem, burada böyle kalsam hiç itiraz etmem dersin. İşte öyle bir andı. Çok güzeldi. Ay Fatoş tamam. Ay çok güzel ya. Güzeldi. Ben de gideyim de birazcık daha çizim yapayım bari. Ya. Şimdi açacak kapıyı dünkü kıyafetleriyle saç baş dağınık. Aa, hayırdır? Ne hayırdır? Geçen gün koşmayı çok sevdin. Tekrar koşalım diye kapıma dayandın değil mi? Yani sana dün akşamdan bu sabah ne oldu şu an anlamadım ben. Aa, bir gecede çok şey değişiyor Asuman. Senin yaşam koştuğun bir günlük müydü? Bak bu arada ben çok iyi öğrenciyimdir. Yani pek belli etmem ama bunu değerlendir bence. Yani ben bugüne program yapmıştım evet ama programda seni yataktan kafana su döke döke kaldırmak, sonra da sahilde kahvaltı falan vardı yani. Aa, onlar sonra. Şimdi koşacağız. Ay Deniz iş çıkışı metrobüsü gibi çocuksun yani. Karma karışıksın resmen. Asuman. Ne oldu ya? Senin serotoninin azalmış. He? Tamam bunu halledeceğiz tamam mı? Sakin ol. Hiç telaşlanma. Yükselteceğiz serotonini. Tamam mı? Hadi koşuyoruz. Ne? Ay Deniz bak ben koşmada hiç iyi değilimdir yani. Ben antrenörlük yapayım ne bileyim kronometre falan tutayım ya. Benim ablamın yanına gitmem lazım. Yarım gün çalışacağım Deniz. Ayakkabılarıma bak. Fatoş. Anneciğim kalk yerine yat. Kalk kalk kalk. Ay gözlerimi dinlendiriyordum ya. Bırak şimdi gözlerini. Ferit mesaj attı. Ne diyor? Baş başa yemek yiyelim. Her şeyi açık açık konuşalım yazmış. Ay aynen böyle mi yazmış? Aynen böyle yazmış.
Vay arkadaş ya. Vay sayın seyirciler ya. Of köf be. Fatoş, gözlerin yine yüzün mum kampul gibi oldu da. Ne geçiyor aklından? Ne bileyim Aslı. Bence var ya, Ferit Aslan sana evlenme teklif edecek. Fatoş, biz zaten evliyiz. Tamam canım, şey diyecek bence. Nazlı aşkım, evliliğimizi gerçek bir evliliğe dönüştürmeye ne dersin diyecek. Ay çok heyecanlandım şu anda. Ay Fatoş, bak bazen bir yemek sadece bir yemektir. Bir konuşma da bir konuşma. Bence çok abartmayalım. Ay tamam Nazlı, sen hayal mayal kurma ya. Ben ikinizin yerine de hayal kurarım. Vallahi şimdi nasıl uyanık kalacağım diye dertleniyordum. Şu anda sayende ne dert kaldı ne uyku. Oh mis gibi rahatım. Sen portfolyoyu ne zaman teslim edeceksin? Ya Tarık'ı çağırdım. O götürecek beni. Şimdi otobüse, metrobüste falan filan uğraşmayayım dedim. İyi fikir. Hem Tarık sana göz kulak olur. Aynen. Senin dersin vardı değil mi bugün? Evet evet, ama benim dersim öğlen. Öncesinde gidip ders programımı konuşacağım. Sana da iyi şanslar. Hadi görüşürüz. Sana tatlı iş kol. Nazlı. Bana bak, dışarı çıkmışken kendine güzel bir elbise de al. Akşam için. Fatoş. Duydun beni. Ay, ay ben de şunları kaldırayım. Oh çok iyi geldi ya. Oh. Haberleşiriz tekrar. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere. Faydalı bir toplantı değil mi? Aynen. Ya ne diyeceğim sana kaç gündür? Koşturmaktan soramadım. Tahir'den bir haber var mı? Yok Engin, maalesef. Oto tamirciden de bir şey çıkmadı. Ben de gittikçe endişelenmeye başladım. Dur bakalım ya. Kötü düşünme. Biraz daha bekleyelim de olmadı başka bir yol deneriz. Valla aklıma kötü şeyler geliyor. Geldiği gibi de aklım Hakan'a gidiyor. Şimdi Tahir koca adam. Hani belki bu giriştiği işten dolayı belki kaçmıştır, saklanma gereği duymuştur falan ama biraz daha bekleyelim ya. Elbet çıkar bir haber Ferit. Takip edildiğini fark edince döndüğümüz gün ben yırttığımızı zannetmiştim ama benim fark ettiğimi tabii onlar da fark etmiş olabilir. Eğer öyle bir şey olduysa korkum Tahir'e bir zarar vermiş olmaları. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Aslında bugünkü dersi Aksel Hoca ile yapacaktınız. Ama kendisinin programında bir değişiklik oldu. O yüzden pastacılar birlikte giriş yapacağız. O zaman ilk soruyu sorarak dersi başlatıyorum. Pasta deyince aklınıza ne geliyor? Yok mu hiç gözünüzün önüne gelen bir resim, bir anı? Evet. Çocukluğum geliyor. Pasta bana çocukluğumu hatırlatıyor. Güzel. Başka? Düğün pastası böyle bembeyaz kat kat. Doğum günü, mumlu, maytap pastalar. Hocam hani komedi filmleri olur ya, komik adam suratına pastayı yer. Çocukken çok gülerdim o sahnelere. Pastayı duyunca da hep onu hatırlarım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pasta hafızamızdaki güzel anlarla ilişkili. Yani pasta bizim en mutlu olduğumuz anları, en çok güldüğümüz, sevildiğimizi en çok hissettiğimiz anlarla ilişkili. İçindeki saklı lezzetler, üzerindeki süslemeler hep yüzümüzü gülümsetiyor. Hatta parçalanmışı bile güzel. İşte bu yüzden bugün sizden o mutlu anları canlandırmak için pasta yapmanızı istiyorum. Elimizdeki malzemelerde mutlu anlarımızın saklı olduğunu düşünün. Siz o malzemeleri her karıştırdığınızda o anlar yeniden canlanacak. Gülümseyen yüzler olacak bugün bu sınıfta. Kahkahalar çınlayacak. Pasta yaparken zamanda yolculuk yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Pardon, pardon. Geç kaldım. Siz... Evet. Hoş geldiniz. Hadi bakalım o zaman zaman makinamızın malzemelerini tanıyarak başlayalım işe. Kek kalıbımız bizim mekiğimiz. Fatoş, hazır mısın? Ay bilmiyorum ki, hazırım galiba Maname. Hiç korkma, başaracaksın. Yani inşallah. Yes. Çok sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ay,
Tarık, dün gece bizde kalmışsın ama hiçbir şey yapmamışsın yani. Sabah kadar manamiyle tavla oynayıp sonra fosur fosur uyumak ne demek Allah aşkına ya? Ne yapayım Masuman? Yaratılışım böyle. Uykum gelince uyuyorum ben. Çok güzel. Yani yok ben artık ümidimi kestim. Sende hiçbir ışık göremiyorum yani. Ben bir ışık görüyorum Masuman. Ne ışığı? Ya dün gece ben sizin evde uyudum ya. Hı. Herhalde böyle Fatoş'la ilk defa aynı çatının altında kaldım diye bir rüya gördüm. Rüyamda. Ben Fatoş'a bayağı acılıyorum. Fatoş da mutluluktan havalara uçuyor. Ha. Yani? Ya yani ben gideceğim bugün Fatoş'a ilanı aşk edeceğim. Ne bileyim ya öyle bir his var içimde. Her şey iyi olacakmış gibi hissediyorum. Aa Tarık. Fatoş. Ay Tarık çok teşekkür ederim ya. Vallahi şu anda o kadar stresliyim ki bir de böyle metrobüstü, metroydu falan filan hiç uğraşabilecek gibi değildim yani. Sayende rahat rahat gideceğim. Yok ya olur mu öyle şey? Ben bırakırım seni tabii ki. Ne demek yani? Olur mu öyle şey? Tabii götüreceğim ya. Hoş geldin Tarık. Hoş buldum. Ne yapalım? Geç kalma istersen çıkalım. Geç kalmayalım. Hadi hadi çıkalım. Hadi. Kızlar bana şans dileyin. İnşallah hadi. Canım. Görüşürüz. Boş şans. Görüşürüz Tarık. Görüşürüz. Aşırı gergin, aşırı. Hayırlısı inşallah. İnşallah. Biraz daha hızlı. Alabilir miyim? Hızlı ve tek yöne. Şimdi senin sıran. Hocam bu olmuş mu? Bakayım. Gayet güzel. Meyveler ekleyebilirsin. Evet, her şey yolunda mı? Günaydın. Hocam, pelte gibi oldu bu. Bakayım. Hakikaten olmuş. Biraz süt ekle ama çırparak. Nasıl gidiyor? Pek iyi değil sanırım. Elim hiç yatkın değil de böyle şeylere. Ya aslında pek de sevmem yemek yapmayı. Ne işin var o zaman burada? Yani mutfağı sevmiyorsan. Bilmem. Seni tanımak istedim herhalde. Beni. Neden? Ferit çok eski arkadaşım benim. Eskiden... Yakındınız. Yani fotoğrafta az kişi var. Yakın çevresi olduğunu düşündüm ben de. O yüzden mesaj attım sana da. Evet, yakındık. Sonra tabii araya yıllar, mesafeler girdi. Şimdi duydum ki evlenmiş. Ben de tanımak istedim. Ferit Aslan'ın evleneceği kadar sevdiği kadını görmek istedim. Beni eski arkadaşımla buluşturan kadını. En fena mı işte? Bir şeyler öğreniyorum. Bakarsın gizli bir yeteneğim açığa çıkar da mutfağın kapıları bana da açılır. Kim bilir? Fazla karıştırma. Kıvam bozulur. Yok de. Hakan Bey yok. Vay vay vay. Aslan parçası Ferit Aslan gelmiş. Bak bir şey diyeceğim. Senin beni görmeden geçirdiği gün haram adam. Sen beni özlüyorsun. Bana bak. Seviyorsun beni. Ha? Tamam Hakan, saçma sapan konuşmayı kes de söyle. Tahir nerede? Tahir. Tahir. Tahir, 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 Tahir. Tahir. Vallahi hatırlayamadım Tahir'i. Hakan, bırak rol kesmeyi de söyle. Tahir. Tüm oto tamircileri avucunun içi gibi biliyorsun da çok iyidir dediğin yerde çalışan adamı mı bilmiyorsun? Tahir öyle desene ya. Tahir tabii sen nereden tabii? Ha özür dilerim ben de jeton geç düştü. O senin adamındı değil mi? Çünkü hiç ben anlamamasından anlamalıydım senin adamın olduğunu. Tahir nerede? Ben ne bileyim Tahir nerede? Senin adamın değil mi? Senin bilmen lazım. Zaten biz senin adamın olduğunu öğrendik. Herif ortalıktan kayboldu. Ara ki ulaşasın. Sırra kadem bastı. Yer yarıldı, içine girdi sanki herif. Ama benim sana bir tavsiyem olacak. Sen duruşu tavrı olan önemli bir iş adamısın. Böyle adamlarla çalışma naçizane fikrim bu. Eğer Tahir'e bir şey olduysa... tüm pis işlerin gibi bunu da senden bileceğim. Sen pislemeye devam et Hakan.
Hepsini bir araya toplaya toplaya er geç kuyruğuna basacağım. O günlerde gelecek. Bakalım o zaman da böyle sulluklar yapmaya mecalin olacak mı? Çay vereyim mi? Peki madem geçireyim. Yine beklerim, bak bunu saymıyorum. Selametle. Hakan. Ne? Görüyorsun değil mi? Ferit artık etrafındakilerin ayağa kaysa senden bilecek. İlerlediğini zannediyorsun ama çamurun dibine batmak üzeresin. Üstelik senin yüzünden ben de. Pelin'den de umduğunu bulamadın zaten. Ne yapacağız şimdi? Demet. Kuyruğu birbirine değmeyen 40 tane tilkiden sen de sorumlusun, ben de sorumluyum. Pelin mevzusuna gelince o öyle kapatılacak bir mevzu değil. Ben oradan çok ekmek yiyeceğim, çok. Ne yapmayı düşünüyorsun yani? Geçmişte birinin tek derdi paraysa, şu anki tek derdi de daha çok paradır. Amerikalı'dan kalan parayı da yemiş, hiç etmiş. Avcı kaşınıyor bu kadının, belli. Pelin'in derdi para değildi. Ferit'e deli gibi aşıktı. Ya bırak! Yemişim aşkını, ne aşkından bahsediyorsun sen bana ya? Ferit aslanın bu kadar gücü, malı, mülkü, parası olmasa o çulsuz onun yanında durur mu ya, ha? Gördük ama. Elinin tersiyle teklifini itti. Demet, bugün iter, yarın kabul eder. Bu kadın kelle avcısı, belli. Bizim de görevimiz böyle bir kadına yardımcı olmak. Bu bizim boynumuzun borcu. Sen dur Ferit Aslan. Sen dur. Bakayım. Allah Allah. Ha. Bunlar da böyle bazen yanlış gösteriyor işte. Geride mi kaldı acaba burası Tarık? Yok ya, bu mavi noktayız işte. Biraz büyütsene bunu. Hadi yok. Tamam ya. Tamam tamam, işte burası. Tamam. Tamam. Vakitlice geldik. Hatta bir 10 dakika erken geldik. Öyle mi? Süper. Biraz oturalım mı Fatoş? Ay çok süper olur Tarık vallahi. Çünkü benim böyle stresten elim ayağım birbirine dolaştı yani. Ben az. Ay yok, ben oturamayacağım. Vallahi çok heyecanlıyım, kalbim küt küt atıyor şu anda. Heyecanlı mısın? Bak kalbim küt küt atıyor. Ben de çok heyecanlıyım. Sen niye heyecanlısın Tarık? Ya benim de bayağı kalbim şu an küt küt atıyor. Ay hayır olsun inşallah, bir şeyin yok değil mi? Yok yok. Ya öyle tıbbi bir şey değil. He. Kendini bir tuhaf mı hissediyorsun böyle? Evet. Midende böyle kelebeklenmeler falan. Aynen. Kendini bir heyecanlı hissediyorsun. Aynen. Kafan yerinde değil. Aynen, ayaklarım yere basmıyor şu an. Ha, tamam, sen aşık olmuşsun Tarık. Anladın mı? Yani belliydi zaten biraz. Hadi ya. Çok mu belli ettim ya? Ben anlarım ama bu kadar çabuk beklemiyordum doğrusu. Çabuk mu? Ya Fatoş deli misin? Bana bayağı böyle bir ömür gibi geldi yani. Ya çünkü böyle yeni bir şey değil benim için. Dünden bugüne bir şey değil. Ya ilk gördüğüm andan itibaren ben seni çok seviyorum Fatoş. Aa. Evet. Sen ne dedin Tarık? Ya benim durumum bu işte. Ya ben seni çok seviyorum. Benim gönlüm sende. Eğer sen de evet dersen olur bence, çok güzel olur. Tarık, ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şu an şoktayım. Ne diyeceğimi de hiç bilemedim şu anda ben. Tamam tamam, şey yapma zaten. Hemen bir cevap vermek zorunda değilsin. Düşünelim, sen işine git. Benim de bayağı işim var bugün ofiste. Ben de işleri halledeyim. Sonra konuşalım o zaman. Tamam. Tamam, sen sonra gelir bana söylersin. Tamam, tamam. Görüşürüz. Evet, ne durumdayız? Hocam bir bakar mısınız? Geliyorum. G-
Gayet güzel gözüküyor. Alabilir miyim? Bu da benden olsun. Elinize sağlık hocam, çok güzel olmuş. Ne demek? Asıl sizin elinize sağlık, hepinizin. Vallahi işte kabartıcı görünüyor ya. Bir de benimkine bakın. Ne dersin, bu kurtulur mu? Bakalım ne yapabiliriz. Yapmayı sevmiyorsun. Umarım yemeği seviyorsundur. Severim. Mutlu ediyor beni. Ya siz? Mutlu musunuz? Evlilik yani. Nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Her gün iyi ki birbirimizi bulmuşuz diyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Umarım zevk almışsınızdır. Hocam zevk almak ne demek? Adeta boyut değiştirdim. Afiyet olsun. Pastaları eve götürmek için gereken kutular tezgahlarınızın altında. Kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hakan benim Pelin. Teklifini kabul ediyorum. Şartları ben koyacağım. Oyunu ben kuracağım. Bu kez karım beni gafil avlayamayacak. Bunları kabul ediyorsan ben varım. Anlaştık. Şöyle yapıyoruz. Evet. Tamam, peki gelsin. Merhaba Ferit. Dönmemişsiniz bile. Dönmedim. Bir kez daha seninle konuşmadan gidemedim. Biz dün akşam konuşacağımız kadar konuştuk aslında Pelin. Ferit, ben seni sevdim. Gerçekten sevdim. Bütün kalbimle sevdim. Ve seni aldatmadım. Hala mı aynı konuları konuşacağız bunca zaman sonra? Evet. 7 yıl önce dinlemedin ama şimdi dinleyeceksin. Pelin, zamanında yaşananların şu an benim için hiçbir önemi kalmadı. Ne olduysa oldu. Benim artık başka bir hayatım var, bambaşka. Ve sen o hayatın içinde yoksun. Ben seni aldatmadım Ferit. Ben bir gece bir tuzağa düşürüldüm. Ve sen o otel odasında çekilmiş fotoğraflara inandın. Ben gördüklerime mi inansaydım, söylediklerine mi? Her şey çok netti. O adamı bulup konuşturamadım. Suçsuzluğumu ispatlayamadım. Ama 2 ay önce en nihayetinde o adama rastladım. Aman ne güzel. Onunla konuştum ve bana her şeyi anlattı. Beni tuzağa düşürmek için tutulduğunu. İçkime ilaç atılarak sarhoş edildiğimi. O fotoğrafların çekilmesi ve ortadan kaybolması için para aldığını. Yine bir takım laflar, laflar. Adamın telefon numarası. İstersen telefonda konuşursun, istersen yüz yüze. Anlatacağı en ilginç şey kendisini bunu yapması için tutan kişi. Kim? Demet. Sende gözü olduğu için bizi ayırıp seninle evlenmek istemiş. Buna hem şaşırdım hem de tam Demet'ten beklenecek bir hareket dedim. Ferit bak, benim senden bir beklentim yok. Evlenmişsin, tamam, mutluluklar dilerim. Hem bunca zaman sonra gelip bunları da anlatmayacaktım sana. Ama eşin doğum gününe davet edince... yani ne bileyim, bilmen gerektiğini düşündüm. Demet'in bize yaptıklarını. Bilmen gereken son bir şey daha var. Sen bana güvenmeyi beceremediğin için... ben bebeğimizi aldırmak zorunda kaldım. Ne? Senin güvensizliğinin bedelini bebeğimizi kaybederek ödedim.
Senden bir özür, bir yorum beklemiyorum. Sadece bunları bil istedim. Benim suçsuz olduğumu bil. Hoşça kal Ferit. Size mutluluklar dilerim. Ayrılmamıza neden olan olayı sen mi organize ettin? Ben? Ya ben niye böyle bir şey yapayım Ferit? Hem bunca yıl sonra Pelin nereden çıkmış ki? Nereden çıktığını boş ver. Birisini tutup Pelin'i tuzağa mı düşürdün? Beni aldatıyormuş gibi mi gösterdin? Ferit, sana bunları kim anlatıyor bilmiyorum ama ben niye böyle bir şey yapayım Allah aşkına? İşine geldiği zaman neler yapabileceğini, menfaatin söz konusu olduğuna ne kadar alçalabileceğini hepimiz biliyoruz. Yanlış biliyorsunuz. Sen mi yaptın evet? Bak tuttuğun adama ulaşabiliyorum. Bu alçaklığı sen mi yaptın? Evet. Evet ben yaptım. Evet ben yaptım. Evet, ben yaptım. Ben yaptım, ben! Çünkü o Pelin denilen kız sana yakışmıyordu, anlıyor musun? O Pelin seni sadece paranın yüzünden seviyordu. Ve er ya da geç seni aldatacaktı. Ben de bunu biliyordum. O yüzden o kızı ifşa etmek zorunda kaldım. Evet, ben yaptım. Sen o Pelin konusunda hata yapmıştın Ferit. Tıpkı şu an Nazlı konusunda yaptığın gibi. Evet, bugün olsa aynı şeyi yapmazdım. Ama o gün duygularıma yenik düştüm, anladın mı? Evet, ben yaptım. İğrençsin. İyi değil. Sıkıntılı. Senin? Eş demem de fena değil. Ben bir şeyler söyledim ama başka bir şey ister misin? Yok. Sen bugün canın neye sıkıldı onu anlatmak ister misin? Her zaman gibi işler yoğun. Hakan'ın yine şirket üzerinde bir takım dalavereleri var. Karışık şeyler, boş ver. İnsan sürekli evde oturunca böyle gelen giden de çok oluyor. Sana bir şeyler ikram edeyim. Ne içersin? Sıcak bir şeyler, çay, kahve ya da soğuk şeyler. Ya zahmet etme lütfen. Kısa bir ziyaret benimkisi. Ya ta İzmirlerden gelmişsin yani. Bir şeyler ikram edeyim. Bundan sonra sık sık görüşürüz Deniz'ciğim. Bir süre İstanbul'dayım. Ve seninle uzun uzun konuşmak istediğim şeyler var. Ne gibi şeyler? Ferit ve Nazlı. Sağ olun. Teşekkürler.
Ferit, bu akşam buraya her şeyi açık açık konuşmak için geldik değil mi? Öyle yazmıştım mesajda. Evet, yazmıştım. Konuşalım o zaman. Naz, o kadar yorucu bir gün geçirdim ki. Acaba bugün kendimizden değil de böyle plaklardan, kitaplardan falan bahsetsek? Benim sormak istediğim bir şey var. Cevabı gayet kısa. Tamam. Pelin. Pelin senin eski sevgilin mi? Ferit, gayet kolay bir soru sordun. Pelin'le sevgili miydiniz? Yani geçmişte aranızda bir şey oldu mu? Evet. Ben şüphelenmiştim. Ama benden saklayacağını düşünmemiştim. Saklamadım. Nazlı. Pelin meselesi bitti gitti. Biz yıllardır Pelin'le görüşmüyoruz. Haberleşmiyoruz. Birbirimizden haberimiz bile yok. Ben boş yere Pelin'den bahsedip seni huzursuz etmek istemedim. Beni huzursuz etmek istemedin. Tamam. Neyse, zaten bana ne değil mi? Ben neden sorguluyorum? Alt tarafı bir anlaşmalı evlilik yaptık. O da sahte. Sanki aramızda gerçek olan bir şey varmış gibi. Sana her şeyi anlatırım. Eğer gerçekten beni dinlemek istiyorsan. Eve gitmek istiyorum. Yani aslına bakarsan ben en başından beri Demet'ten şüpheleniyordum tabii ama bir türlü ispatlayamadım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen şimdi Ferit'i hiç aldatmadığını mı söylüyorsun? Her şeyi ablan kurgulamış Deniz. Vallahi iyi plan yapmış ama. Ferit de dahil herkesi inandırdı. Ya nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Resmen sizin hayatınızın akışıyla oynamış. Bir insan nasıl bu kadar... Zalim, ihtiraslı, psikopat. Abla nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Yani ne olacak şimdi, ne yapacaksın? Vallahi yapacak pek bir şey yok Deniz'ciğim. Sonuçta Ferit evli. Nazlı ile mutlu bir beraberliği var. Yani en azından dışarıdan görünen o. Sen tabii olayların iç yüzünü daha iyi biliyorsundur. Sahi nasıllar gerçekten? İyiler. Yeni evlendiler. Bulut'u aldılar. Yeni bir düzen oturtmaya çalışıyorlar. Ben aralarında büyük bir aşk olduğunu duydum. Başka şeyler de duydum. Ne gibi? Senin Nazlı'ya olan ilgin gibi mesela. Eskide kaldı. Emin misin? Sen bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? İkimiz de bu hikayede kaybeden tarafız Deniz. Tabii sadece şimdilik. Ha, Asuman. Asuman kim? Ay bende anahtar kalmış, o yüzden hemen açtım kapıyı. Sen hiç uğraşma diye pastan. Neden? Pastaneden bir şeyler aldım da. Ama yanlış bir zamanda geldim galiba. Asuman Nazlı'nın kız kardeşi.
Pelin de eski bir dost. Yakında yine görüşürüz Denizciğim. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne bakıyorsun? Nazlı, beni bir dakika dinler misin? Ferit'ciğim, bana bir şey anlatmana hiç gerek yok. 7 sene önce ayrıldık biz Pelin'le. O günden beri bir kere bile görüşmedik, telefonlaşmadık. Tamamen eski bir hikaye. Sen de ister misin diye sormadım ama. Nazlı, Pelin'le ilgili aklında bir şey kalmasını istemiyorum. Zaten Pelin yakında İzmir'e... Hala biraz tane kalmış içinde. Sen beni dinleyecek misin? Benim aklımda ya da hayatımda Pelin diye birisi yok. Tamam. İstemediğine emin misin? Hayır, teşekkürler. Sen bilirsin. Onu ben biliyordum, biliyor musun? Ben o kızı ilk gördüğümde onda böyle bir şeyler olduğunu anlamıştım. Demek şimdi Ferit'in ex aşkı bu. Ay olaylar olaylar Deniz ya. Ablan biliyor mu bunu? Bilmem. Yakında öğrenir belki. Belki de Ferit abi söylemiştir zaten. Ay Deniz, bu kadın Ferit'e tekrardan kancayı takmış olmasın? Ay ablam duysa var ya nasıl sinirlenir biliyor musun? Sen bu Pelin'e söylemedin değil mi bunların anlaşmalı evlilik falan yaptığını? Aa Deniz! Bak doğruyu söyle. Hazırlıyorum şu an kendimi. Sen bu Pelin'le ittifak mı yapıyorsun? Asuman bir sakin ol ya. Kimseye bir şey söylemedim. Yani hem ittifak falan da yapmam. İttifak ne zaten? Ama boş ver canım. Neyse ne yani, biz işimize bakalım. Nasıl denkler? Aa çok iyiydi ya. Nereden geldi aklına? İlk dersin ödemesini tatlıyla yapayım dedim. İlk ders? Yani hangi ders? Aa. Unutun mu ya? Gitar dersi, hani söz verdin. Asuman ben. Bu saatte? Evet Deniz, bu saatte. Benim zihnim en çok bu saatte açık oluyor. Bir saat ders yapacağız, ondan sonra Asuman yolcu. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. Son 2, 3, 4. Ben gitar öğreneceğim ve ablamın yüzünü kara çıkartacağım. Hadi. Ben bunu çalayım, göstereyim sana, sen benim seviyemi ölç. Bak şimdi. Evet. Tamam, başlıyorum. Çok hızlı başladın. Gitarıma çok fazla işkence etmeni istemiyorum. Önce izle. Tamam.